Evet, şöyle geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben Oğuz Dal, 28 yaşındayım. Kanalımda da çiftliğimizin, beslediğim hayvanların videolarını paylaşıyorum. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizden gelen, abonelerimden gelen, videolarıma yapılan yorumları inceleyeceğim. Cevap vereceğim elimden geldiğince. Gözlüğümü taktım. Gözlerim biraz bozuk arkadaşlar benim. Görmede problemim yok ama şeyde sıkıntı var. Mouse'u kaybettim. Bilgisayarın mouse'unu bulamadım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi bilgisayardan bakacağım arkadaşlar kanala, yorumlara. Evet. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Bir saniye. Bu benim ilk videom arkadaşlar. YouTube bir hayalimdi. Ben de hayalimin peşinden koştum diyorum burada. Böyle kısaca bir açıklama falan yapıyorum. Ama biz bunu beceremeyeceğiz. Niye böyle oldu ya bilgisayar? Bilgisayar biraz dandik arkadaşlar. Allah. Heh, tamam buldum ya. Oh, çok şükür. Ya dur la. Oğlum. Bilgisayarı çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Kafayı yer herhalde bilgisayar. Ya benim işim niye böyle düzgün gitmiyor ya? Benim işim niye böyle düzgün gitmiyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar, birçok arkadaş yorum yapıyor. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İlgi alakanızdan dolayı. Ben de elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama beni güldüren, beni sinirlendiren birçok yorum oluyor tabii ki. Böyle bir bakmak istedim, bir video çekmek istedim. Kanalımıza geçiş yapalım tekrardan. Kobra Mamba'nın büyüme serüveni biliyorsunuz ki bayağı bir dikkat çekti. Uğur abi sağ olsun. Tamam, şimdi bunu geç. Videolara gelelim. Videolardan izlerken yorumlara bakalım. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ben tabi de. Aynen. Biraz önceki videolardan bulayım, sonra güncel videolara gelelim. Arkadaşlar. Şuna bakalım mesela. Bir tane videoyu tıkladım. Açık şu anda metre. Evet, ölçüm videosuna bakmışız.
Maşallah gelişimleri ne yazmış? Gelişimleri çok güzel. Emeğinize sağlık yazmış. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Maşallah çok güzel olmuşlar. Harika yavru olmuşlar. İki köpeğin de çok güzel. Fıstık güzel yavru vermiş. Baba zaten güzel ama anne de önemli, yavru da bence. Evet arkadaşlar, kesinlikle katılıyorum. Ama benim ısrarla dile getirdiğim konu var. İşte annenin kötü köpek olması veyahut da neye göre, kime göre kötü. İşte bazı kötü davranışlarının olması %100 yavruya geçecek diye bir şey yok diyordum hep. Hala arkasındayım dediklerimin. Ama tabii dişi köpeğin etkisinin büyük olduğunu ben de farkındayım, düşünüyorum. Biliyorum. Gelişmekte olan yavru iki ayağı üzerine kaldırılmaz sakat kalır yazmış birisi. İlginçti bu. İki ayağının üstüne çok kaldırmıyorum ben. Geçenki videoda mesela yine kaldırdım. Yani çok kaldırmıyorum ama böyle bir yorum gelmiş. Çok iyi bakmışsın. Teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten elimden geldiğince yavrulara bakmaya çalışıyorum. Çok da aşırı bir şekilde üstüne düşmüyorum tabii ki. Sakınan göze çöp batıyor arkadaşlar. Ben kesinlikle bunu şahit olduğum için. Kobra Piton'un kopyası olmuş kardeşim. Kobra Bozi Piton yavrusu muydu? Ben karıştırıyorum. Yavruları karıştıran arkadaşlar çok. Kobra Piton ve Fıstık'ın oğlu arkadaşlar. Annesi Fıstık, babası da Piton. Mamba'da Bozi ile Piton'un kızı. Annesi Bozi, babası Piton. Yani bendeki yavruların, daha doğrusu yavrulukları kalmadı pek ama babaları Piton. İkisinin de babası Piton. Aynı babanın evlatları. Anneleri farklı. Dişi olanın annesi Bozi, erkek olanın annesi Fıstık. Buradan tekrardan belki yeni katılanlar vardır aramıza. 90 olur onlar yazmış birisi. Babaları Piton. Arkadaşlar Kobra'nın 90 olacağını düşünmüyorum ben. Yani o kadar uzamayabilir çünkü Piton gerçekten çok iri. Bilmiyorum ne kadar olur. Ama 85 falan belki olur diye düşünüyorum. Piton'a hiç benzemiyorlar yazmış birisi. Ben çok benzediğini düşünüyorum. Azat'a benzetenler var. Azat'a daha çok benziyor yazmış birisi. Zincire vur demiş. Karşısına dikkat çekecek bir şey göster, tam dikildiği zaman ölçebilirsin demiş. Ölçme taktikleri veriyorlar arkadaşlar burada. Teşekkür ediyorum. Ölçme taktiklerine. Arkadaşlar yorum bayağı geliyor gerçekten. Teşekkür ediyorum. Tavuklara yiyecek gibi bakan Mambam. Tavuklara yiyecek gibi bakan Mamba. Bakalım Mamba hakkında ne yorumlar gelmiş. Mamba çok tehlikeli yazmış. Mamba çok tehlikeli, evet.
Mamba kaliteli, güzel yazmış. Mamba gözü hep tavukta. Mambayı beğenen arkadaşlar çok Evet, Avcı gerçekten. şu anda avını izliyor. Avcı şu anda avını izliyor. Yani Mamba'yı ben de çok beğeniyorum. Neden güncel video paylaşmayacaksın? Severek izliyordum. Şimdi arkadaşlar, benim videolarım gerçekten güncel olmuyor. Şöyle güncel olmuyor. Yani ben bugün video çekip bugün paylaşmıyorum. Yani çektiğim videoyu 4 gün sonra paylaştığımda oluyor, 1 hafta sonra paylaştığımda oluyor. Biraz geriden geliyor videolar. Yani siz biraz geriden izliyorsunuz. Keşke günübirlik çekebilsem, günübirlik paylaşabilsem. Ama hem YouTube'da planlama yapıyorum, hem de işte internet oluyor olmuyor, işte telefondan paylaşmıyorum, bilgisayardan yüklemem gerekiyor. İşte gigabaytları, şimdi kalitesi arttı telefonun, gigabaytları artmaya başladı videoların. O yüzden öyle oluyor. Güçlü rekabetle karşı karşıya kaldım. Başka bir videoya geçtik. Merhabalar Oğuz Bey. Solucanların tavuklara protein, yağ, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere çeşitli temel besin maddeleri sağladığını, ayrıca tavuğun sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olan iyi bir lif kaynağı olduğuyla alakalı bir bilgi okumuştum. Sizin tavuklarınız sadece yemiyle mi besleniyor? Böyle bilgi içerikli yorumlar da geliyor arkadaşlar bizim kanala, benim kanalıma. Gerçekten çok güzel. Yani benim tavuklarımın nelerle, ne yediğiyle alakalı, neyle beslediğimle alakalı bir yorumda bulunmuş, merak etmiş arkadaşımız. Solucanlar önemli. Solucanlar tavuklara protein ya. Yani orada bir araştırma yapmış. Araştırmasını da yorum olarak yazmış. Gerçekten böyle yorumlar benim de ilgimi çekiyor ve dikkatli bir şekilde şey yapıyorum, okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Hatta video çekmeye çalışıyorum. Yani bu tarz yorumlarda nasıl diyeyim, videoyla cevap veriyorum bu tarz yorumlara. Yani siz de zaten çekmemi istediğiniz videoları yorumlarda daha çok dile getirirseniz, ya örnek veriyorum, bir kişi bir yorumda bulunmuştur, bir fikir söylemiştir ve onun 20 kişi beğenmiştir. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü ben yorumları incelediğim için. Ha, diyorum ki 20 kişi bu arkadaşın yorumuna katılmış, beğenmiş. Ben de bu videoyu çekmem gerekiyor. Yani bu gerçekten önemli bir nokta. Aklınızda olsun. Buradan teşekkür ediyoruz böyle yorum yaptığı için. Keçi kulağında hafif kesiver, şişliği iner. Şimdi keçi kulağını kes, şişliği iner demiş bir arkadaşımız. Şimdi onları ben bilmiyorum. Mesela bu tarz yorumlara şey yapamıyorum arkadaşlar. Benim de araştırmam gerekiyor. Karungu neden göle götürmüyorsun? Karungu elimden geldiğince göle götürmeye çalışıyorum ben arkadaşlar. Fakat dediğim gibi karong bir köpek gördüğünde tutamıyorum karongu ben. O beni biraz zorluyor. Yani gelmiyor köpek. Gidiyor, yapışıyor köpeğe. Yapışıyor dedim, peşine takılıyor. Gelmiyor. O yüzden sık gezdiremiyorum karongu. Yani bakıyorum işte etrafta köpek var mı, yok mu? Ona göre Kobra Paşa, Kobra Paşa. Ne?
Son videolara biraz son paylaştığım videolara gelelim. Köpek dişi kobranın saldırmaması normal demiş. Geçenki ısırılma videosu ile alakalı. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şuradan bacağımdan ısırıldım. Kuduz iğnelerimi de oldum. Bir tane kaldı. 4 tane iğne. Ayrıyetten o diş izine de iğne vurdular. Bir şey enjekte ettiler. Kuduz olma ihtimaline karşı. O biraz canımı yaktı. Kobra dişi köpeğe dalıyor arkadaşlar bu arada. Yani kobra dişi köpeğe dalmaz diye birçok yorum yapmışlar. Ama kobranın canı yandığı zaman dişi köpek vesaire başka bir şey şu ana kadar dikkatini çekmedi. Yani asiye daldı. Hatta ellerinden ben böyle bağıra çağıra ayırdım. Ama bundan sonra öyle büyük kavga olmadığı takdirde ben ayırmayacağım köpekleri. Gerçekten yani hiyerarşik denge bir şekilde onlar kavga edecek. Yani ben erteliyorum. Ben olmadığım zaman yine aynısı olacak. O yüzden bir şekilde dengeyi bulmaları gerekiyor. Kobra orada dalmamıştı. Kobraya sitemde bulunmuştum. Yani köpek beni ısırmaya geliyor kobra. İşte löt möt yaptığım zaman sen niye köpeğe savunmuyorsun, beni niye korumuyorsun gibisinden bir ısırılmanın vermiş olduğu etkiyle orada bir sitemde bulunmuştum. Halbuki dediğiniz gibi yani orada benim amacım orada köpeği kavga ettirip köpeği dövdürmek değildi. Bir arkadaşımız hatta işte sana yakıştıramadım falan işte niye böyle yapıyorsun gibisinden şey yapmış. Arkadaşlar orada ben ısırılmışım, canım yanmış, eve tüp götürmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani benim elimde hiçbir şey yok. Köpek geldi beni ısırdı. Ben de köpekleri saldım. Hadi dedim şimdi ısır bakayım ısırabiliyorsan. Ben de eve çıkmam lazım. Tüp var. Orada da bir korkutsunlar diye hamlede bulundum. Yani orada köpeği zaten iyi bir hasar vermeyeceklerini biliyorum benim köpeklerim. 11 aylık 10 aylık köpekler yani orada öyle çok büyük bir hasar vermezler. Ama korkutmalarını istedim. Korkutsun, garaja kaçsın veyahut da bizim yanımıza gelmesin. Çünkü tehlikeli köpek. Diş atıyor, ısırıyor, bir şey oluyor. Yani ben gezerken benim yanıma gelmesin köpek. Korksun istedim. Ki korkuyor da zaten artık. Ya ben hiçbir şey yapmasam da yine kobra ile mamba zaten saldırıyor köpeğe arkadaşlar. Yani saldırmıyor çünkü köpek geliyor saldırıyor. Köpek bir şekilde geliyor arkadan diş atıyor, bir şey yapıyor. Mamba dönüyor saldırıyor. Ne yapsın hayvan kendini korumasın mı yani? Angel ihanet etti. Angel'ın ihaneti gerçekten fıs. Angel beni şey yaptı. Yıktı. Yani burada genel olarak yorumlar kobranın dişi köpeğe dalmamasıyla alakalıydı. Çok tatlı maşallah. Uzun ömürlü olsun. Joker aramıza katıldı. Bebek o yerim diyenler var Joker'e. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi dilekleriniz için. Hayırlı olsun. İşte süt biraz. Ha, süte su katman gerek. Mesela çok güzel bir yorum. Keçi sütü veriyorum ya demiştim ben. Keçi sütünde su katman gerek. Dedi. Demiş birisi. Gerçekten çok güzel bir yorum. Ben mesela su katmayı unutmuştum keçi sütüne. Sonradan hatırladım. Gerçekten keçi sütü beslediğimiz zaman hayvanlara su katıyorduk biz. Mesela onun sayesinde hatırlamış oldum. Çok güzel bir yorum. Irkı ne bunun? Jack Russell. Arkadaşlar Joker. Jack Russell. Irkında. Erkek. Angela arkadaş olsun diye. Çiftleşirlerse de çiftleştiririm, engellemem. Bir Angel'ın yavrularını da görmüş oluruz. Ama öyle çok yavrulatmak istemiyorum. Yani bir kere yavrulatırız. Annelik duygusunu tadar. Ondan sonrasında şey yaparız diye düşünüyorum. Hayırlısıyla inşallah büyütebiliriz. Ya bu şeyden nasıl şey yapacağız ya? Şöyle sıralı videoları alamadım, çekemedim ya.
Genelde 1000, 1500, 2000 izlenme alıyoruz arkadaşlar. 5000 aboneye geçtik. İnşallah daha ilerilere geliriz. Yani videonun beğenme oranı, izlenme oranı, yorum oranı gerçekten yani iyi diyorum ben. Bilmiyorum YouTube'daki diğer içeriklere bakıyorum mesela şeyleri diğer kanallara. Gerçekten izlenmeler iyi. Teşekkür ediyorum sizlere. Ama şöyle bir durum var. Şimdi 5000 abonem var ya benim. Şimdi izlenme 5000'in üstüne çıktığı zaman diyorum ki acaba kanala gelip izleyip abone olmadan gidenlerin sayısı çok mu? Şimdi bu düşündürüyor beni. Bir tane video bak açtım şimdi. Kobra yaralanmış diye. Birisi şey yazmış. Ne var? Herkes kocasını dövüyor. Mamba da azıcık dövmüş çok mu? Arkadaşlar Mamba gerçekten şey Kobra bu aralar Mamba'ya bayağı bir sarıyor. Yani Mamba yine karşılığını veriyor ama bir üstünlük kurma çabası var Kobra'da. Yakındır diye düşünüyorum ama bu zamana kadar gerçekten Mamba üstünlüğünü kurdu. Yani tebrik ediyorum kızımı. Aslan parçası. Kobra da aslan parçası. Dişilere karşı öyle çok güç kuvvet uygulamıyor bence. Kobra aynı Azat gibi doktor. Evet. Yaraları direkt tedavi etme. Uğur Çağlar'dan aldığım piton yavruları. Bakacağım. Muhtemelen niye Uğur Çağlar yazdın diye yorumlar var. Genelde öyle oluyor çünkü. Arkadaşlar yani ben köpeklerin soylarını şey yapmak için Uğur Çağlar yazdığımda bu niye bu kadar tepki alıyor? Onu da anlamış değilim. Uğur abiye de söyledim. Ben abi dedim istersen yazmayayım yani bu kadar yorum geliyor bana. Ben yanlış mı yapıyorum? Ya yazmayayım dedim. Ya olur mu öyle şey dedi. Yaz dedi sen. Sadece böyle her videoda sürekli yazma dedi. Ara ara yaz dedi yani problem olmaz dedi. Zaten ben de her videoda sürekli olarak da yazılmasını ben de saçma buluyorum arkadaşlar. O tarz gelen yorumlar var. Sanki her videoda paylaşmışım Uğur abinin ismini geçirmişim gibi. Telefonu değiştirdiğim zaman herhalde muhtemelen bu. Telefonun hayırlı olsun demişler. Birisi video güzel. Video kaliteler arkadaştan gerçekten beni tatmin ediyor yani güzel. Bu kızana atla kalınlaşsın büyüsün iyice. Mamba hakkında yazmışlar. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Mamba'yı seneye 2025'in ortalarında falan artık gelirse o zaman eşleyebiliriz. Eşleme konusunda yine yorumlarda çok işte farklı farklı düşüncelerinizi söylüyorsunuz. Farklı farklı düşünceler var, fikirler var. Şimdi benim hakkında iki tane veyahut da üç tane bir şey olur. Ben size danışacağım onu. Size de söyleyeceğim. Yani sizin hatta size bile seçtirebilirim yani. Mamba'nın hangi köpekle eşleyeceğimizi size bile seçtirebilirim. Ama benim aklımda iki tane üç tane köpek olur mesela. Oylama yaparız. Derim ki bu üç köpekten birini seçin. Siz de oylarsınız. Hangisi çok puan alırsa Mamba'yı onunla eşleriz. Sizinle birlikte ilerliyoruz arkadaşlar yani. O renk posta keşfir derler. Aynen. Kobra kilolu değil. Bence zaten yürüyüş yaptırıyorsun. Eritro yediğini. Evet arkadaşlar. Kobra'nın ben de kilolu olmadığını düşünüyordum. Zaten biraz da zayıfladı. Boya gitti. Bak bir bitmedi Uğur Çağlar'dan aldığım başlığınla yazmış. Yani hiç söylemeyeyim mi ben arkadaşlar? Seneye küçük Azap büyür. Bence onunla eşle. Arkadaşlar Mamba'yı Azap soyuyla eşlemeyeceğim ben. Çünkü Kobra Azap soyundan geldiği için. Yani Azap geni olduğu için. Mamba'dan aldığımız dişi yavruyla Kobra'yı eşleyeceğim. Bu yüzden benim Mamba'da
eşleme adaylarında Doçka, işte faça, işte bağlantısı olmayan, yani azap geniyle bağlantısı olmayan bir köpekle eşleme düşüncem var. Yapabilirsek nasip. Köpeklere mama verme, biraz et kemik suyu var. Arkadaşlar ben köpeklere yaklaşık 2 aylıktan bu yana kemik suyu veriyorum. Her gün. Bu zararlı mı bilmiyorum. Yani her gün her gün veriyorum ya aşağı yukarı. Kuzu kemiği, işte suyu. Kemikleri de atıyorum pişmiş ama. Çiğ mesela vermiyorum. Çiğ neden vermiyorsun falan yazanlar var. Çiğ vermedim arkadaşlar. Çok nadir. Tavuk kemiği suyu. Tavuk kemiklerini vermiyorum. Kedilere veriyorum. İşte işkembe kaynatıyordum. İşkembe suyu falan. Yani kemik et suyuna ekmek, kuru mama, arada yaş mama. Bu şekilde besliyorum ben. Keçi sütü mesela çok verememiştim. O zaman süt yoktu. Keçi sütü falan çok veremedim. Dostum paşa yara almış. Ulan dostum paşa. Kobra var ya, işin gücün yara almak ya. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmayayım. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Göle götür işte, maşallah ikisine, köpeklerine teşekkür ederim arkadaşlar. İyi dilekleriniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Eleştiri olan yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama hakaret içerikli, böyle iğneleyici, sürekli yani sırf laf söylemek için yorum yazanlara ben de ona göre cevap veriyorum veyahut da yorumunu kaldırıyorum veyahut da engelliyorum. Artık ona da benim görmemi istediğim kişiler benim videolarımı izlesin veyahut da yorum atsın. O da benim kanalımın, benim profilimin özgür hür irademle yaptığım bir şey. Adam gelmiş diyor ki niye bu kadar işsizsin, boş boş videolar paylaşıyorsun diye yorum atmış. Hadi ben işsizim, boş boş videolar paylaşıyorum. Sen işsiz değil misin de ben boş boş videolarımı hem izleyip hem de bana yorum atıyorsun. Saçma. Ben de direkt cevap verdim aynı bu şekilde. Yine engellemedim hatta. Yani çok büyük bir hakaret içermediği sürece ben engellemiyorum arkadaşlar insanları. Mesela birisi şey yazmış. Oğuz kardeşim, şey Oğuz kardeşim kolay gelsin. İşte Uğur'un telefonu sende vardır. Bana yazarsan sevinirim. Uğur yazımı görmüyor galiba. Yavrular hakkında bilgi alacağım. Arkadaşlar bu tarz yorumlara ben Uğur abiye bilgi vermeye çalışıyorum. Instagram'dan işte diyorum bak mesela Uğur abi bu arkadaş Instagram'dan diyorum yaz. Bu arkadaş diyorum şey yapıyor. O şekilde iletişime geçmeniz için yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim Instagram'da. O da Instagram'da görürse cevap veriyor. Dublaj yapsana, sesin çok güzel yazmış birisi. Arada şarkı söylüyorum arkadaşlar ben. Şarkı söylemeyi seviyorum. Sesimin güzel olduğunu arada ben de düşünüyorum bazen. Yani bazı şarkılarda veyahut da. Ama ses yani güzel değil ama bazı şarkılarda oluyor yani. İşte bağda tut sert tepki versinler falan, işte hırçınlaşsınlar diye yorum atanlar çok. Arkadaşlar ben köpekleri kavga etsinler veyahut da işte böyle saldırgan olsunlar diye bir amacım yok benim. Ya ben onlarla geziyoruz işte dağ bayır. Onlar sağlıklı olsun. Ya tabii ki de kendilerini koruyabilsinler, güçlü olsunlar ama işte dediğim gibi gidip bir köpeği öldüresiye dövmesinler. Veyahut da birbirlerine aynı şekilde saldırgan olmasınlar. İnsanlara aşırı şekilde saldırgan olmasınlar.
Küçük Azap Kobra karşılaşması gerçekten iyi olur yazmış birisi. Arkadaşlar yani ben de istiyorum. Oraya gidelim. Kobra'yı Mamba'ya alayım. Orada bir karşılaştırma işte birbirlerini görsünler. İşte babasıyla yan yana, annesiyle yan yana, Bozu ile Mamba'yı yan yana getirmek. Ben de istiyorum ama Kocaeli'den Erzincan 15 saat. Yani arabayla ben onları yani götürmem için arabam yok zaten. Nasıl götüreceğim? Kocaman oldular. Hadi götürdük işte orada ki durumları zor olacak. Hayvanların psikolojisini düşünüyorum. Arabaya hiç binmediler daha. Arabaya alıştırmadım köpekleri. 15 saat, 10 saat gidip gelme. Yani bu da masraf. Beni her konuda zorluyor yani. Ama işte dediğim gibi o kızan durumlarında falan Mamba'yı çiftleştirmek için eğer götürebilirsek amacım o. Orada Kobra'yı da götürürüz. Kobra, Mamba ikisi bir. İnşallah olur karşılaştırma videoları. Yemek yerken bağla. Yemek yerken aynen arkadaşlar. Ben uzak tutuyorum veyahut da bağlıyorum. Söz dinlemezler yazmış. Zalo'nun ruhu kaçmış içine. Yazan var. Göle gitmek istiyorlar. Sürekli göle götür. Ya işte sen 10 dakikadır burada video çekiyorsun ama şimdi 10 dakikaya gitmiştiniz göle. Arkadaşlar sürekli göle, sürekli göl içeriği de çekmek istemiyorum. Sürekli göl, sürekli göl, sürekli her geldiğinizde göle gidiyoruz. Her videoda göle gidiyoruz, göle gidiyoruz. Yani orası da mesela farklı yerlere götür diyenler var. Onları planlamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum aslında bir yandan. Ama işte dediğim gibi maddi konularda zorlanıyoruz yani. İlerleyen zamanlarda inşallah olacak. İşte baraja, çeşmeye, ormanın içine başka bir yere götürme durumları. Şu anda hayvanlar da eke olmadığı için yani oradaki karşılaşacağımız şeyler de onlar için birazcık kötü olabilir. Belki köpekler saldıracak vesaire. Hepsini götürmem lazım o zaman. Karongu dağılayım işte üçü gitsin. Daha güvenli olur. Bu sefer de üçünü nasıl koyacağım? Nasıl gideceğiz? Yani bilmiyorum. Yapacağım. Yapacağım inşallah. Elimden geldiğince yorumlarınıza dikkatli bir şekilde bakmaya, cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yapılabilitesi olan yorumları yapmaya çalışıyorum. İşte benim aklımda olanlar, benim fikrime uyanlar yapmaya çalışıyoruz. O videoları çekmeye çalışıyorum. İşte böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir diyeyim. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin lütfen. Böyle bu tarz videolar gelsin mi? Sizin yorumlarınızı incelediğim, okuduğum veyahut da işte sorularınızı burada dile getirdiğim, cevapladığım bu tarz videolar gelsin mi? Aklınızda herhangi başka bir şey vardır. Yazın. Beraber okuyalım, bakalım, video çekelim. Tekrardan 5000 küsür abone teşekkür ediyorum. Bu yolda pes etmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımız gelişsin, gelişmesin fark etmiyor. Ben öyle hayalimden kolay kolay vazgeçen bir insan değilim. Yani çok istediğimiz şekilde olmaz. Daha az olur. Ama bir şekilde olur, yaparız. Hayırlısı olsun hakkımızda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle.